Bir önceki videoda popülasyon ortalamasını örneklem ortalaması kullanarak tahmin etmiş ve popülasyon ortalaması içinde bir güven aralığı oluşturmuştuk. Farklı senaryolardan da bahsetmiştik. Z tablosu ve gerçek popülasyon standart sapmasını kullandığımızda geçerliliği yüksek güven aralıkları oluşturabilirdik ama gerçek şu ki popülasyon standart sapmasının ne olduğunu çoğu zaman bilemeyiz. Kritik değerlerimizi örneklem standart sapması ve Z tablosu kullanarak da bulabiliriz ama ne yazık ki bununla da geçerliliği yüksek sonuçlar elde edemediğimiz hakkında konuştuk. Hatta az sonra size bunu göstereceğim de. Bu yüzden de t istatistiği adını verdiğimiz bir değeri ve z tablosu yerine de t tablosu kullanıyoruz. Ve bu örneklem standart sapması ile bir arada kullandığımızda elde ettiğimiz güven aralıkları son derece geçerli güven aralıkları oluyorlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için gelin size bir simülasyon göstereyim. Bu Khan Academy kullanıcısı Charlotte Scratch Scratchpad kullanarak hazırladığı simülatör. Simülatörün yardımıyla güven aralıklarımızın farklı senaryolarda nasıl görüneceklerini inceleyebiliyoruz. Gerçek popülasyon ortalamasının 2 olduğunu düşünelim. Bu mesela insanların günde yedikleri elmaların ortalama sayısı olsun bu durumda iki yüksek bir rakam gibi görünse de bunun tüm dünyaya elma satan bir ülke olduğunu varsayalım. Popülasyon standart sapması da 0,5 olsun. Oluşturacağımız güven aralıklarının güven seviyesi %95 olacak ve alacağımız örneklemlerin boyutu da 12. Güven aralıklarımızı önce z ve sigmayı kullanarak oluşturacağız. Evet, hemen örneklem almaya başlayalım. Bakalım. Evet, yaklaşık olarak %95 olduğunu görüyoruz değil mi? Bu örneklem almaya devam ettikçe oluşan güven aralıklarının %95'inin gerçek popülasyon ortalamasını içerdiği anlamına gelir. Evet, bunlar geçerli güven aralıkları gibi görünüyorlar ama bunu yaparken yani çıkarımsal istatistik yaparken popülasyon standart sapmasını yani sigma'yı bilmediğimizden bahsetmiştik. Bu durumda da z ve örneklem standart sapmasını kullanmayı düşünüyor olabilirsiniz. Az önce aldığımız örneklemleri ki bunlardan 625 tane almışız. Evet bu örneklemleri bu şekilde değerlendirdiğimizde yani güven aralığını Z ve S'yi kullanarak hesapladığımızda gerçek popülasyon ortalamasının elde ettiğimiz güven aralıklarında olması olasılığı sadece %92,2. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi sonuç olarak Z ve sigma kullanılarak elde ettiğimiz olasılıktan çok daha düşük bir olasılık elde ediyoruz ama T tablosu kullandığımızda olasılık çok daha yakın bir değer alıyor. T tablosu ve örneklemlerden elde edebileceğimiz bir değer olan örneklem standart sapması kullandığımızda popülasyon standart sapmasını bildiğimiz senaryoya çok daha yakın bir senaryo yaratmış oluyoruz. Evet, T değeri işte bu işe yarar. Bundan sonraki videolarda T tablosu ve T değerlerinin nasıl kullanıldıklarına dair daha fazla örnekte göreceğiz.